Tezgah'a hoş geldiniz. Bu akşam yine sevgili arkadaşım Meriç Bilgiç'le beraber Atsızlar Kulübü'nde ilginç bir konu konuşacağız. Tarih öncesinden bugüne Özne'nin inşası. Aslında tarih öncesinden Orta Çağ'a kadar Özne'nin inşasını konuşabileceğiz. Bu programda günümüze kadar olan kısmı da önümüzdeki hafta konuşacağız. Evet Meriç, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tarih öncesinden Orta Çağ'a insanın ve öznenin kurulumu, inşası. Enteresan bir konu seçmişsin. Meriç, ilk çağda tarihten gelen bir dönüşümle bu özne meselesine bakacak olursak neler söylemek istersin? Doğal öznenin üzerine teorik bir özne inşa edilmeye başlanır. Yani doğadan çıkıp nasıl teorik bir doğa inşa edilmeye başlanmışsa özne de artık tasarlanan bir özneye dönüşmeye başlar ve özne inşa edilmeye başlanır. Öznenin kurulumunu görmek. Doğal bir özneden artık kurulmakta olan bir özneye, iktidarlı özne arasındaki ilişkiye doğru geçmeye başlarız. Bu formülasyonu değiştiren kişi Platon'dur. Bu da ikinci büyük devrim. Yani tarıma geçiş gibi büyük bir devrim değil fakat bizim günümüzü belirleyen büyük bir devrimdir. Çünkü doğal, şamanist bir algı içinde insanlar dünya, yani gökyüzü ve alt dünya, yeraltı arasında, orta dünyada, gökle yeraltı arasında diyalektik bir akıl yürütmeyle düşünmektedirler. Bu doğal metafiziktir, temeldir bütün kültürlerde. Dünyanın her yerinde temel bir kültürdür bu. Platon bu orta dünyadaki diyalektik hareketi insanın elinden alır. Güneş tanrısı Apollon'un eline verir, üst dünyayı verir. Böylece üst dünyadan, Apollon'un logosundan pay aldıkça insan akıllılaşır. Bu büyük bir dönüşümdür. Platon'un belki de en büyük günahıdır. Bize bunu miras bırakır. Yani logosu biz kendi aklımızla orta dünyada, yani diyalektik süreçlerimizi sürdürecek yerde bizim dışımızda göğe ait bir akla bunu taşıması ve oradan inen akıldan pay aldıkça bizim akıllı, yani özne olarak kendimizi belirlememiz ve birbirimizi özne olarak tanımamız ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Buraya girmeden edemeyeceğim. Platon şey der ya, biz aslında bilmiyor değiliz, hatırlamıyoruz der. Yani sanki evet, evrene dair ve yasalara, işte kurallara, hayata dair her şeyi biliyoruz. Bu bizim varoluşsal bir hakikat olarak bizde mevcut. Sadece biz bunları hatırlamıyoruz. Evet. Kesinlikle ben tabii ki bu görüşe katılmıyorum. Buna katılan insanlar vardır. Hala günümüzde bu çağda bile katılan insanlar vardır ama yani ben tabula rasa'ya kesinlikle saygı duyuyorum. Yani bir varoluşçu felsefe hayranı olarak, insanın boş bir sayfa olarak evrene geldiğini ve öznenin yaşam içerisinde deneyimle kendini inşa etmesi ve deneyimle bütün hikayesini yazması, bütün kaderini yazması benim için en akla uygun seçenek olarak görünüyor bana. Platon bu söylemiş olduğu şeylerle aslında bir anlamda külli iradenin cüz'i iradeye hakim olduğu bir evren anlayışının, o işte belki Mezopotamya'dan gelen ya da işte Mısır'dan gelen etkiyle, o tek tanrı soyutlamasının ilk denemeleri diyebiliriz. Çok da başarılı bir deneme olmadığını konuşmuştuk bunun. Antik Yunan'a gelen, Mısır'dan ihraç edilen tek tanrı düşüncesinin aslında bir nevi tezahürü olarak Platon bu şeyi yapıyor değil mi? Evet, evet. Yani genel olarak kendi kültürlerinde olan çok tanrıcılık, yani çokluk ilkesine göre kurulu olan doğa anlayışı ile Mısır üzerinden gelen teklik ilkesinin çarpışması sonucu Parmenides ve Herakleitos çarpışması da denir buna. Bunun sonucunda Platon bir sentez olarak kendi idealar öğretisini üretir. Yani hem çokluğu hem birliği bir felsefi ilke altında tanımlamak için böyle bir teori üretme gereği duymuş. Fakat yaşlılık dönemlerinde bundan biraz da geri adım atmıştır. Bir gençlik heyecanlarıyla belki böyle şeyler söylemiştir. Yani bunun bir ilenç olmasına da çok gerek yok. Günümüzde insanın doğuştan bir şey getirmediğini biliyoruz. İnsanlar doğuştan ancak genetik olarak bazı şeyler getiriyorlar. O zaman genetik diye bir şey bilmiyorlar. O yüzden böyle bir ruh üzerinde bazı bilgilerin geldiğini düşünüyorlardı. Fakat biz artık kalıtımla bu bilgilerin geldiğini biliyoruz. Bilimsel olarak açıklanabilen şeyler bunlar. Platon'un logosu Güneş tanrısına vermesi ve yukarıdan inen bir logos mantığı
Onun Eros teoremiyle de ortaklık gösterir. Bu Eros teoremi işte biz onun özne-nesne ilişki formülünde görürüz. Özne olan, işte Logos'tan pay alan, aktif olandır ve bu erotik bir ilişkidir. Nesne olan, Eros'a nesne olandır. Eros ilişkisinde özneden nesneye doğru bir ilişki vardır. Tek yönlü bir ilişkidir. Oysa bir diğer Yunanca kavram agapeik olan ilişkide özneler arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Platon'un özne-nesne ilişkisi yukarıdan aşağıya inen, özneden nesneye inen bir ilişkidir. O yüzden erotik bir ilişkidir. Platon bize öznenin kuruluş metafiziğini inşa ederken Eros teoremi üzerinden öznenin nesneyi nesnelleştirmesi üzerine kurulmuş ve yukarıdan aşağı inen, özneden nesneye inen bir ilişki biçimi getirmiştir. Özneden nesneye inen ilişki biçimi ne demek tam olarak? Çünkü ben monoteizme baktığımda da aynı şeyi görüyorum. İşte, yani orada da özneden nesneye inen bir ilişki biçimi var. Yani bütün ilahi sözler göklerden geliyor. Ve neredeyse Platon dönemindeki orta dünya dediğimiz, bugün yeryüzü dediğimiz gezegenimiz hiçbir şeye sahip değil, tasarrufa sahip değil. Kader üzerinde herhangi bir şeyi, yani muktedir değil özetle. Şimdi doğru cümleleri bulmaya çalışıyorum. Biraz daha açar mısın o şeyi? Yani özneden nesneye inme hikayesinin erotik olmasının o dönem için nedeni ne? Eros'un mantığı ile Agape'nin mantığının farkından dolayı Platon erotik, Eros'a özgü bir ilişki olduğunu söyler. Yani Eros'a özgü olan ilişki öznenin bir nesneyi nesneleştirmesi ile kurulan bir tek yönlü bir ilişkidir. Karşılıklı olan bir ilişki değildir. Mitolojik olarak bu kavramlarla, mitolojinin kavramlarıyla bakıldığında aslında bunun erotik bir ilişki olduğunu doğasından dolayı. Evet, Eros karakterinden dolayı özneden nesneye doğru olan bir ilişki. Bunlar bir araya geldiği zaman işte senin de dediğin gibi tek tanrıcılığın ilahiyat teorilerine üretilecek bir felsefi malzeme oluşmuş olur. 1000 yıl içinde Platon'un bu çok tanrılı şeyi, Apollon'a bağlı olan özneleştirme ve logos ilişkisi zaman içinde babanın oğul ve kutsal ruhlu olan ilişkisini ve işte Allah'ın Hazreti Muhammed'le ve diğer insanlarla olan ilişkisini belirleyen bir formülasyona dönüşecektir. Özne olan, belirleyici olan, düşünen ve karar veren, yargılayan en yukarıda tek tanrıdır. Ve sonra onun adına bu yargılamayı yapan ve yargıları veren peygamberlerdir. Ve insanlar da ancak bu özne kaynağından bu kurumlara yaklaştıkça özneleşebilirler. Kralların Tanrı adına evet tabii bir sürü cinayet işlemesi ya da sefere çıkması ya da Tanrı adına vergi toplaması ya da işte örnekler çoğaltılabilir. Evet. Say evet. Bitmez. Evet. Yani bunu Tanrı kul ilişkisinde doğal inanç ilişkilerinde görmeyiz. Din bir kurum olarak ortadadır. Bir kurum olarak iş görmektedir. Bu kurumu işletenler ruhban sınıfıdır. Hangi din grubuna bakarsanız bakın. Bu bir kurumdur ve ruhban sınıfı tarafından da işletilir. Ve böylece de özneliği onlar dağıtırlar. Kiliseye ne kadar yakınsanız o kadar çok öznesinizdir. Camiye ne kadar yakınsanız o kadar çok öznesinizdir. Onun teorisinden ve kutsanmasından uzaklaştıkça aşağılanmaya başlarsınız, nesneleştirilmeye başlarsınız. Öznelik bir kurmaca bir makamdır. İktidar özneliği dağıtır. Kendi iktidarını besleyenlere öznelik verir ki kendi iktidarını desteklesin. Diğerlerini de nesneleştirir. Çok basit bir örnekle gecekondu mahallesinde okuyan çocukları daha düşük iş gücü için okullarda okuturlar. Özel okullar ve işte zor girilen okullardaki çocukları onların üstüne efendi olmak üzere lider olarak yetiştirirler. Günümüzde de aynen böyle. Yani çok ilkel ve vahşi bir yöntemdir ve bütün tarih boyunca da böyle olmuş. Bilinçli olarak iktidarı besledikçe size öznelik dağıtırlar. Evet, ben bayağı ünvan gibi öznelik dağıtır. Mesela insan sözcüğünü ele alalım. Bir özne olarak nasıl insan ortaya çıkar? Human sözcüğü kiliseye vergi veren, kilisedeki oturacağı, ayinde oturacağı koltuğun parasını veren erkeğin adıdır. Human. Kadınlar human değildir. Efendim, Hristiyan olmayanlar human değildir. Felsefede okuduğumuz bütün bu insan düşünceleri Hristiyan erkek için üretilmiş düşüncelerdir. Diğerleri işte inekler, kediler, köpekler, kadınlar, Hristiyan olmayan diğer hayvan sürüleri için
geçerli değildir. Onlar nesnedirler. Özne olan, iktidardan pay alan, human yerine konan kilise üyesi erkeklerdir. Ve bu doğal bir şey. Yani siyasi olarak bu işler böyle yapılır. Sadece kiliseye özgü değil, bütün kurumlar böyle çalışırlar. İnancın kul ile tırnak içinde, gökyüzündeki ilahi güç ile birebir kendi içlerinde olduğu formunun herhangi bir sakıncası yok. Çünkü pratikte kim neye inanıyorsa inanır ve ibadetini yapar. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. Yalnız inancın kurumsallaştırıldığı noktada, iktidarın araçlarından biri haline geldiği noktada felaket orada başlıyor. Katılıyor musun sen buna? Evet, yani böyle basit olarak mekanizm böyle zaten. Yani bir kurum var, kurumda çalışanlar var, meslekleri din. Yani bu artık siyasal bir yapı. Yani bu Tanrı'nın kurumu değil bu. Ve kendi iktidarlarına besleyecek şekilde davranacaklar. Zaten inanç dediğimiz şeyin de politeizmden sonra tek tanrı soyutlamasına geçtikten sonra din diye bir şeyin ortaya çıkması, bu doktrinin ortaya çıkması bence bir iktidar meselesiydi. Çünkü din dediğimiz şey yönetmek için var olan bir şey. Bir tür yönetim biçimi, hatta kendi çağına özgü bir anayasa özelliği de taşıyan bir şey. Bir taraftan da kaçınılmaz olarak aslında kurumsal olmayı vaat eden bir yapı. Evet. Yani diyor ki siz kendinizi yönetemezsiniz, siz doğruları bilemezsiniz. Biz sizin adınıza Tanrı'dan öğrendiğimiz doğruları size aktaracağız. Hiç merak etmeyin deyip bir nevi aslında kurumsallaştırıyor ve siyasallaştırıyor da bir taraftan. Hiçbir iktidarın reddettiği bir din tarih sahnesinde görülmedi bu zamana kadar. Yani iktidarların reddettiği dinler kendi savundukları dinlerin karşısındaki dinlerdi. Mesela evet, işte Zerdüştlük reddedildi. İşte bugün bir inanç olarak Alevilik reddediliyor. Bunları reddedenler bu külte karşı geldikleri için değil, kendi işlerine gelmediği için reddediyor. Antik çağdaki filozofların karakterlerine bakıldığında bu adamlar peygamber gibi adamlar. İnanılmaz derinlikte bilgilerin peşindeler ve aforizmalar, teoriler inanılmaz. Fakat bu kadar güzel konuşan, kendini bu kadar iyi ifade eden, evreni anlamaya çalışan adamlar Tanrı ile kul arasına hiç girmemişler. Hiçbir zaman dini araçsallaştırmamışlar ya da işte zaten din diye bir şey yok da inanç meselesini hiçbir zaman araçsallaştırmamışlar. Özne olma bağlamında bir toplumun sanki antik Yunan filozoflarının daha fazla hizmet ettiğini görüyorum burada. Yani dine ne kadar çok başvurulursa sanki özne olma idealinden uzaklaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Evet, evet. Yani eğitim kurumları sadece antik Yunan'da değil, dünyanın her yerinde laik olabildiği kadarıyla özgür insan modelini, yani özneyi üretmeye başlarlar. Bunun örneğini sadece antik Yunan'da görmeyiz. Çok daha eskiden itibaren görürüz. Yani Sümerlilerde de mesela laik bir eğitim sistemi vardır ve özgür düşünme biçimi vardır. Bunu başarabildiği kadarıyla toplumlar şartlandırılmış, dogmatik, kendi askeri olan özneyi üretmek yerine özgür düşünceli özneyi üretirler. Böylece de bir gelişme sağlarlar. Antik Yunan'da hiç şeyle karşılaşmadım. Tanrı adına konuşan bir filozofla karşılaşmadım. Antik Yunan filozofları arasında Tanrı ile kul arasına giren bir ruhbanlık sınıfıyla hiç karşılaşmadım. Üstelik o adamlara daha çok yakışıyorken, çünkü inanılmaz iyi konuşuyorlar, acayip etkileyici fikirleri var, hakikatin peşindeler falan. Şimdi antik Yunan'da göz ardı edilen şeyler var. Sanki bütün harika şeyler oradan çıkmış gibi parlatılıyor. Fakat oranın da bir dini var, Orfizm. Şamanizm kökenli bir dindir. Bütün mitolojik ve öykülerini o Orfizm dininin içinde görürüz. Bu da bir dindir ve bütün bu filozoflar Pythagoras'tan efendim Platon'a kadar bu dinin sağından solundan üyesidirler. Çok güzel. Aristoteles hariç. Doğrudan kendilerini temsil eden vatandaşların parlamentoda konuşabiliyor olması, sonra sofistlerin mantığı, diyalektiği bu kadar ileri seviyeye taşımış olması, onların teori üretmede bir ayrıcalıkları elbette. Uygarlıklarda görülen bütün dinamizm orada da var. Yani bütün uygarlıklar farklı. Bir tek antik Yunan kendine özgü başka bir şey demek çok doğru olmaz. Kendine özgü olan özelliği teori üretme güçleri. Böyle bir farklılıkları var. Yoksa diğer uygarlıklı bütün dinamikler orada da var. Bu özne meselesine tekrar geri dönecek olursak, zamanımız daralıyor. Nasıl devam etmek istersin? Öznenin yeni bir metafizik üzerine oturduğunu görüyoruz. Bize modern çağı hazırlayan şeyler bunlar. Modern felsefeyi modern özneyi hazırlayan temeller. Önce İslamiyet, sonra Hristiyanlık.
Yunan felsefesi üzerinden bir operasyonla yeni bir özne modeli tanımlarlar. Bu özne modeli işte Apollon güneş tanrı modelini örnek almış, yukarıdan aşağı inen bir kıldan pay aldıkça özneleşen bir özne modeli vardır. Baba olan tanrıdan oğul aynı özden çıkar, İznikamet üstünde böyle yazar. Homoousion aynı özden çıkandır oğul ve kutsal ruha da inanıyoruz. Amen de İznikamentüsü biter. Böylece Tanrı ile aynı özden olan İsa bir özne modeli olarak bize sunulur. Biz bu özne ile özdeşleştikçe bir özneye dönüşmeye başlarız. İslamiyet'te de aynı şekilde Hazreti Muhammed zaman içinde din ilkelerine aykırı bile olsa alemlerin efendisi olmakla yani Tanrı sal bir nitelikle nitelendirilmiş. Aynı Hazreti İsa'daki gibi Tanrı'ya yakın bir karakter seviyesi olmasına seviye çıkartılmış insanlar. Bu modelden özneliklerini aldıkça insanlaşmakta ve özneleşmektedirler. Bundan uzaklaştıkça da hayvanlaşmakta ve nesneleşmektedirler. Ben semavi dinlerin kendi cemaatleri için onların bir özne olup olmaması ile ilgili bir kaygıları olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten cemaat dediğimiz yani daha doğrusu bir dine mensup olmak dediğimiz, kulluk dediğimiz şeyin özne olma kavramından çok uzak bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yani bütün kendi iradesini yok eden ve hayatta başına gelip gelmiş ve gelecek olan tüm şeyleri ilahi bir gücün ellerine bırakan anlayıştan bahsediyoruz. Böyle bir anlayışın bizi özne yapmaktan uzaklaştırdığına katılıyor musun sen? Özneleştirme, öznelik dağıtma mekanizması kurumların elinde ve ruhban sınıfının elinden işliyorsa elbette. Bize öznelik değil nesnelik düşüyor. Kendilerini özne haline getiriyorlar. Biz onlara hizmet ettikçe biz onların özneliğinden pay almış oluyoruz. Fakat bireysel vicdanları içinde insanlar kendi akıllarıyla bir kurumsal ilişki kurmadan bir tanrısal akılla ilişki kurmayı deneyip kendi öznelerini kendi içlerinden çıkartmaya böylece tanrısal erdemlere ve nitelikleri akıl sahibi, iyiliksever, efendim hoşgörü sahibi, yüksek ahlaki erdemlere sahip bir olmaya kendisini dönüştürebiliyorsa o zaman hiç kurumlara bulaşmadan kendisini böyle bir düşünce, böyle bir imgelem içinde özneleştirebilir. Beni acayip kışkırtan bir şey söyledin. Spinoza özgür iradeden bahsederken, insanın köle olup olmamasından bahsederken şöyle bir şeyden bahsediyor. Onu tabii ki yanlış yorumlamıyorsan. Diyor ki eğer siz herhangi bir kararı alırken, bir eyleme geçerken yapmış olduğunuz o kuralı kendi benliğinizden devşirdiyseniz ve kendiniz bu kuralı üretip kendi ürettiğiniz kurala tabiyseniz siz özgürsünüz demektir. Ama sizin adınıza verilmiş bir kurala tabiyseniz özgür iradeden bahsedemeyiz. Dolayısıyla siz bir kölesiniz der. Aslında din ve kul ilişkisinde de böyle bir şey söz konusu değil mi? Yani kullar kendileri adına, onlar adına yazılmış bir takım kurallara tabi gelerek aslında kendi istedikleri ve kendi karar verdikleri özgür iradeleriyle ikna oldukları bir şeyi yapmayarak başkalarının onların adına verdiği kurallara tabi olarak aslında bir anlamda özgürlüklerinden fedakarlık yapmış olmuyorlar mı? Yani buradan mesela Kant'ın ahlaka bakış açısına da bir gönderme yapabiliriz. Yani oradaki bir otoriteden korktuğun için iyi olmanın ne kadar aslında sahtekarca bir şey olduğundan bahsediliyor ya. Yani siz bir otoriteden ya da bir cehennemden korktuğunuz için değil, gerçekten istediğiniz için, bunu yapmaya vicdanınızla karar verdiğiniz için özgürce iyi olmayı seçmelisiniz. Her koşulda diyor ya. Bu açılardan bakıldığında mesela gerçek özne olmanın sanki sırları buralarda gizliymiş gibi geliyor bana. Ama şöyle de olması gerekmez mi? İnsanlar doğar, büyür, öğrenir ve kendi bireysel deneyimlerinden kendi çıkarımlarını yaparlar ve özgür olarak vicdanlarını dinleyerek kararlar alırlar. Böyle bir şey mümkün değil mi? Bu ütopik bir şeymiş gibi görünüyor ama. Yani dine hep ihtiyaç duyduğumuz nokta bu. İnsanoğlu özgür iradesiyle doğru kararlar veremez inanışı. Hakim. Hala binlerce yıldır bu hakim. Hala da aynı hakim düşünce devam ediyor. Çok karmaşık bir konu. İnsanın dışından gelen bir akıl muhakkak kendi dışından geldiği için onun özgürlüğünü kısıtlayacaktır demek değil. Kendi yolunu bulamayan bir insana kendi özgürlüğün anahtarını verecek bir dış akıl insanın özgürleşmesine yardımcı olabilir. Burada din konusu olduğu zaman anahtar nokta şu. Din kimin dini?
Din bir kurumdur. Kurumsallaştıktan sonra artık o din, Tanrı'yı temsil eden bir din değil, ruhban sınıfını temsil eden ve siyaseti temsil eden bir kuruma dönüşür. Ve bir kurumun verdiği akıl, siyasal çıkarlarla ilgili bir karardır. Yani burada anahtar şey, insan akıl alırken bir kurumsallaşmış bir yapıya ve bir siyasal çıkar grubuna hizmet ederek mi bu aklı alıyor? Yoksa kendi içinde evrensel bir arayış içinde, evrensel bir akılla ulaşma girişimi içinde kendisini üreterek, kendisini yaratarak mı bir akıl üretmeye çalışıyor? Anahtar nokta burası. Ben sık sık şu cümleyi duyuyorum. Gerçek Hristiyanlık bu değil ama Hristiyan arkadaşlarım bana Hristiyanlıkla ilgili konuşurken bu açıklamayı yapıyorlar. Ben de diyorum ki öyleyse gerçek Hristiyanlık ne? Şunu bir açıkla bana yani. Hani pratikteki uygulama çok başka. Onun teoride anlatmaya çalıştığı şey çok başka. Ya özneyi konuşurken din meselesini konuşmadan edemezdim. Orta çağdayız çünkü şu an. Evet, şu an orta çağdayız. Henüz daha 17. yüzyıla gelmedik. Descartes'e henüz gelmedik. Ama zamanımız tükendi. Eklemek istediğim bir şey var mı özne meselesiyle ilgili Meriç'in? Bu bir dönüşüm. Tanrı'nın bir töz olarak, yani bir varlık olarak ortaya çıkması, arkasından töz, yani Latincesiyle söylersem bir substratumun oluşması, İngilizce bir substance'ın oluşması, arkasından onun içinden bir özne ilişkisinin doğmasına neden olur. Varlık olan Yunanca'daki ouzia, sonra işte bir töze dönüşmesi artık akıllı bir varlık, tanrısal bir varlık haline gelir bu. Ve bu tanrısal varlığın substratumun içinden subjectum ve objectum'un ayrışması yeni bir özne nesne ilişkisi doğurur artık. Subjectum öznedir, taşıyandır. Objectum onun önüne atılmış op ön demek, cektum atılmış, önüne atılmış olan bir şeydir. Ve nesne. Böylece bir nesnedir. Böylece özne nesne ilişkisinde özne, işte modern olanla Descartes'le birlikte bu sahne ortaya çıkacak. Tanrısal tözün bir ürünü olarak öznelik yetkisini ele alan özne kurumu veya kişileri, Tanrı'nın bir hediyesi olarak sunmuş olan nesneleri istediği gibi kullanma özgürlüğüne sahip olacaktır. Böylece hiyerarşik bir ilişki olacaktır özne ve nesne ilişkisinin, Platon'dan gelen o erotik, tek yönlü, nesneyi nesneleştiren, özne yetkisine sahip olan özne ilişkisi içinde. Ama modernizmle beraber Tanrı'nın bu yeryüzündeki tahtı yavaş yavaş sarsılmaya başlayacak ve insan yavaş yavaş ipleri eline almaya başlayacak diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Evet, yani tarih böyle gelişmiş. Meriç, seninle sohbet etmeye bayılıyorum. İyi ki geldin. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sevgili dostum. Efendim, Atsızlar Kulübü'nün bu akşam da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala sabırla bizi dinliyorsanız tezgaha getirilmişsiniz demektir. Bu arada lütfen bizi beğenin, takip edin, arkadaşlarınıza önerin. Bu içerikleri eğer beğeniyorsanız başka bir kanal daha önereceğim size. Yine ve felsefeyle ve kavramsal düşünmeyle ilgili sevgili Yalın Alpay'ın Avantgarde TV diye bir kanalı var. Ben de çok beğenerek takip ediyorum kendisini. Lütfen o kanalı da takip edin. Beğeneceğinizi umuyorum. Efendim, retorik sözle yapılır, felsefe bilgiyle yapılır. Lütfen bilgiyle kalın. Görüşmek üzere. Tezgaha getirildiniz.